Senden beni çalıştırmanı istiyorum. Senin için çalıştıracağım. Salonumdan babam Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için. Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon yetiştiren salonun sahibine niye gitmedin? Gittim. Beni çalıştırmak istemediler. Ha, mantıklı bir sebebi vardır herhalde. Seni çalıştıracağımı nereden çıkardın sen? Çünkü sen hoca, salonundan gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için her şeyi göze alabilecek birisin. Ne diyor bu? Babandan antrenör olmasını istiyor. Bak delikanlı, uzun lafın kısası. Ben seni çalıştırmayacağım. Kendine başka bir salon, başka bir antrenör bul. Neden? Sen mi yeterli değilsin, salonun mu? Mesele bizim yetersizliğimiz değil. Senin fazlalığın. Sen fazla öfkeli, fazla inatçı, fazla kibirli, fazla kilolusun. Tamam. Bana bir şans ver. Bırak göstereyim kendimi. Salonundaki en iyi boksörü çıkar karşıma. Tek bir round. Ne fazla özgüvenli. Bir boksörün en büyük rakibi özgüvenidir, unutma. Benimle ringe çıkacak kimse yok mu? Hadi. Hiçbirinizin cesareti yok. Hocam izin verin, iki dakikada halledeyim şunu. Kapa çeneni. Hocam iki dakika diyorum ya, saat tutun bakın. Bir kelime daha edersen kendini kapının önünde bulursun. Şanslı çocukmuşsun. Yırttın. Öyleyimdir. Şahin. Hadi oğlum, çık ringe. Şaka mı yapıyorsun hoca? Ya baksana şuna, aynı siklette bile değiliz. Evet, sen fazlasın. Görelim bakalım, fazlalıkları nasıl kontrol edeceksin? Eğer fazlalıklarını kontrol edemezsen, değil şampiyon, boksör bile olamazsın. Görelim. Kado. Hocam. Maç senin. Eyvallah. Boks! Her gün çek çile. Ne için var oldun emin değilsin bile. Bu derdin saçlarından urgan ettin ellerinle. Ki bilinmezlik meyve verdi emin olman ile. Amanın gözüne bir çekemez gerçek. Sırtında pençe. Hissedersin acıyı er geç. Işıkların sönünce. Kendinden mesul ol ve dert çek. Gerektiğince. Aynayla buluş tanış yeter boynun kıldan ince. Tamam. Üstün derinlerde saklı kalır. Maç bitti. Manası sözden öte gizemli bir örümcek ağı. Beynin usta oldu. Ben daha bitirmedim hocam. Ama ben bitirdim. Henüz bağrında yanar dağın. Bende de Hasan artım beni 18 yaşında. Sen bize fazlasın çocuk. Hadi. Yolun açık olsun. Kızınlığım bileme bitti yazdığım hışımla. Yıllar görevlidir artırarak gününe dert taşırlar. Söyle. Neye döndün böyle? Söyle çünkü söylenecek çok şeyim var söyle. Narin boynunu eğik iken dik dur olmaz öyle. Söyle çünkü bir kez dinlemek zorunda söyle.